İzmir Barosu'ndan Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını onaylayan Yüksek Seçim Kurulu'na sert tepki. Kararı kabul etmiyoruz. İzmir Barosu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına üçüncü kez aday olmasını onaylayan Yüksek Seçim Kurulu'na tepki gösterdi. Baronun açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu kararı, anayasanın yok sayılmasıdır, kabul edilemez denildi. İzmir Barosu, Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasını onaylayan Yüksek Seçim Kurulu'na bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Baronun Yüksek Seçim Kurulu kararı, anayasanın yok sayılmasıdır, kabul edilemez, başlıklı açıklaması şöyle. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, anayasa ve yasadaki açık düzenlemelere rağmen, iki dönemdir Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa yapmış olduğu adaylık başvurusunu kabul etmiş, yapılan itirazları reddederek kesinleştirmiştir. Red gerekçesinde Erdoğan'ın yeni sistemdeki ilk görevine 24 Haziran 2018 tarihinde başladığını gösteren YSK, anayasanın ilgili hükümlerinin 2007 tarihinden beri yürürlükte olduğunu yok saymıştır. 2017'de yapılan anayasa değişikliği, 101. maddesinde düzenlenen, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir, hükmünü mülga etmemiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi ve kaç kez aday gösterilebileceği hususları Anayasamızın 101 ve 116. maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 3. maddesinde sayılmıştır. Bu düzenlemelere göre seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın Cumhurbaşkanı tarafından alınması halinde iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin 3. kez aday olabilmesi mümkün değildir. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri görevi kötüye kullanma suçu işlemiştir. Karar tekelini kullanmak suretiyle anayasayı ihlal eden YSK üyeleri görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Kararda imzası olan kurul üyeleri ellerindeki yetkiyi kötüye kullanarak anayasa hükümlerini rafa kaldırmış, adeta bir darbe yaparak anayasayı yok saymışlardır. Anayasa ve yasalara açıkça aykırı bu karar, tek adam rejiminin yansıması, kurumsal yapılarda bozulmanın ve keyfiliğin göstergesi ve tek adam eliyle belirlenen kurumların iktidara tabiiyetinin yeni bir göstergesidir. Anayasanın 10. maddesine göre, tüm kurumları bağlayan anayasa hükümlerinin yok sayılması, Türk Ceza Kanunu'nda yaptırıma bağlanan, görevin kötüye kullanılması, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve anayasa hükümlerinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. İzmir Barosu olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını kabul etmiyoruz. Karar, YSK'nin seçim sürecinin sağlıklı işlemesi, seçme ve seçilme hakkının güvenle kullanılması şeklindeki en önemli kuruluş amacına da aykırıdır. Anayasanın yok sayılmasıyla seçmen iradesinin seçim sonucuna yansımaması tereddüdüne yol açılması kurumun güvenilirliğini ortadan kaldırmıştır. İzmir Barosu olarak YSK'nın anayasayı ortadan kaldıran darbe niteliğindeki kararını kabul etmediğimizi bildiriyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını derhal harekete geçerek ilgililer hakkında yasal süreci başlatmaya çağırıyoruz. YSK Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili kararının gerekçesini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olması üzerine gelen itirazlar için verdiği red kararının gerekçesini açıkladı. Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceğinden ve birlikte yapılan ilk seçim tarihi 24 Haziran 2018 olduğundan, birinci dönem 5 yıllık görev süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır. Bu durumda, yukarıda belirtilen nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine karar verilmesi gerekmiştir denildi. YSK, Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması üzerine yapılan itirazları oy birliğiyle reddettiğini duyurmuştu. Red kararının gerekçesi bugün açıklandı. YSK'nin red kararındaki gerekçenin dikkat çeken bölümleri şöyle. Anayasa değişikliği öncesindeki ve sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı tanımı aynı anlama gelmiyor. Kanun koyucunun bu bilinçli ve açık tercihi 6771 sayılı kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporunda da değişiklik öncesinde kullanılan Cumhurbaşkanı ifadesiyle anayasa değişikliği ile öngörülen yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki Cumhurbaşkanı ifadesinin hukuken aynı anlama gelmediği sarih bir biçimde açıklanmış. Anayasa Komisyonu raporuna karşı oy bildiren milletvekillerince de bu konuda aksi yönde herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporunda yer alan bu ifadeler karşısında anayasa değişikliği öncesinde var olan parlamenter sistem döneminde görev yapmış olan cumhurbaşkanlarının cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesindeki görev dönemlerinin 6771 sayılı kanunla değişik 101. maddenin uygulanmasında görev dönemi olarak hesaba katılmayacağında kuşku bulunmamaktadır. Buna göre, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 16 Mayıs 2000 ila 28 Ağustos 2007 tarihleri arasındaki, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün 28 Ağustos 2007 ila 28 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ağustos 2014 ila 9 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki görev süreleri, 6771 sayılı kanunla değişik 101. inci maddenin uygulanmasında görev dönemi olarak hesaba katılmayacaktır birlikte yapılan ilk seçim, Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı'nın seçim dönemi, başlıklı 77, NCI maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır, düzenlemesi yer almakta olup, anılan maddede de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte ve aynı günde yapılacağı hükme bağlanmıştır. Benzer şekilde, Anayasanın Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar, Başlıklı 106. Maddesinin ikinci fıkrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenmesi ve her iki seçimin birlikte yapılmasına yönelik ifadelere yer verilmiştir. Yine, anayasanın 101. maddesinin son fıkrasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir, hükmü yer almakta olup, bu hüküm gereğince 6.271 sayılı kanunun 3. Üncü maddesinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görev sürelerinin birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceği açıkça düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk seçildiği tarih 10 Ağustos 2014 olup 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ise 1 Kasım 2015 tarihinde yapıldığından anılan cumhurbaşkanı seçimi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ile birlikte yapılmayıp münferiden yapılmış bir seçimdir. Buna karşın 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ise cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Anayasanın 101. Inci ve 6271 sayılı kanunun 3. Üncü maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecektir. Bir başka deyişle, birlikte yapılan ilk seçim 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimdir. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceğinden ve birlikte yapılan ilk seçim tarihi 24 Haziran 2018 olduğundan birinci dönem 5 yıllık görev süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır. Bu durumda yukarıda belirtilen nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine karar verilmesi gerekmiştir.